Bu videoda analiz edilen devrede voltajların nasıl isimlendirildiğini göstereceğim. Bu işlem bazen öğrencilerde stres veya kafa karışıklığı yaratabiliyor. O yüzden ben bu stresi ortadan kaldırabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İlk olarak pasif bileşenlere işaretleme kaidesini bir hatırlayalım. Mesela böyle bir direncimiz varsa ve iki ucunda artı eksi böyle bir V voltajı söz konusuysa akım yönünü bu şekilde gösteriyoruz akım bileşenin yani burada direncin artı ucundan giriyor. Hemen bir örnek daha verelim. Direnci bu kez böyle yandan görüyoruz diyelim. Voltajın eksi ucu burası, artı ucu da burası olsun. Akım yönü yine bu şekilde direncin artı yönünden içeri doğru olur. İşte tek bir bileşen için işaretleme kuralımız bu. Voltaj ve akımı bu şekilde işaretliyoruz. Şimdi bu tarafa geçip bir devreyi analiz edelim. Buraya bir devre çizdim. Bunların ikisi de aynı devre. Az sonra iki farklı voltaj işaretiyle iki farklı yöntem deneyeceğiz. Bir devreyi analiz ederken elbette ilk yapacağımız şey bizi ilgilendiren değişkenleri yerleştirmek. Buradan başlayalım. Buradan i akımı geçiyor. Buna ben karar veriyorum. Şimdi de voltajları yazalım. Artı, eksi, v. Buna v1 voltajı diyelim. Bu da artı eksi v2 olsun. Şimdi devreyi adım adım analiz edeceğiz. Ama önce bileşenlerin değerlerini yazalım. Bu direnç 10 ohm, bu direnç ise 20 ohm. Şimdi bu seri devre üzerinde Kirchhoff voltaj yasasını uygulayacağız. Bakalım ne gibi sonuçlar elde edeceğiz. Kirchhoff voltaj yasasını uygulamaya bu düğümden başlayacağız ve devreyi bu yönde dolaşacağız. Denklemimize başlayalım. Artı 3 volt. Bu aygıttan geçerken 3 voltluk bir voltaj artışı meydana geliyor. Sonra bir voltaj düşüşüyle karşılaşıyoruz. Artıdan eksiye doğru geçtiğimiz için burada V1 kadar bir voltaj düşüşü var. Burada da V2 kadar bir voltaj düşüşü oluyor. Eksi V2 eşittir 0. Bu devre için KVY yani Kirchhoff voltaj yasası denklemimiz işte bu. Analize devam edelim. 3 eksi V1. I çarpı R1 e eşit. I çarpı 10. B2 ise i çarpı 20 10. Bu işlem sıfıra eşit. Devam ediyoruz. 3 eksi i çarpı 10 artı 20 eşittir 0. O halde i eşittir eksi 3 bölü 3 karşıya eksi olarak geçti. 10 artı 20 30 eder. 30 da karşıya eksi olarak geçer. Eksi 30 o zaman i eşittir artı 0,1 amper. i'yi bulduk. Hadi şimdi de V1'i bulalım. Az önce söyledik. V1 i çarpı R1'e eşittir. V1 eşittir. i çarpı yani 0,1 amper çarpı 10. Eşittir 1 volt. Aynısını V2 için de yapalım. Eşittir 0,1 amper çarpı 20 ohm eşittir 2 volt. Kirchhoff voltaj yasasına geri dönüp son bir sağlama yapabiliriz. 3 volt eksi V1 yani 1 volt eksi V2 yani 2 volt eşittir 0. Doğru mu? Tik atıyorum evet. Çünkü doğru. Bu iki dirençli basit bir devrenin hızlı bir analiziydi. Tüm voltaj ve akımlara ulaşmayı başardık. Şimdi aynı şeyi tekrar edeceğiz. Fakat bu kez voltajları biraz garip bir şekilde işaretliyoruz. Eksi artı V1. V1 bu yönde olacak şekilde tanımlıyoruz. V2 ise eski haliyle bırakıyoruz. Bir akım değişkenine ihtiyacımız var. Akım değişkenimizi tıpkı az önceki gibi bu yöndeki bir i akımı olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu noktada diyebilirsiniz ki yanlış yapıyorsunuz voltaj öyle işaretlenmez. Ama ben size bu sıra dışı işaretlemeye rağmen yine aynı sonucu bulabileceğimizi göstermek istiyorum. Şimdi aynı K ve y analizini bu dervede tekrarlayalım göreceksiniz. Başvuracağımız aritmetik yaptığımız bilimin hakkını verecek. Evet K ve Y. Yine aynı noktadan başlayacağız ve devreyi yine aynı yönde dolanacağız. Kirchhoff voltaj yasasına göre 3 volt. Bu 3 voltluk bir voltaj artışı. Çünkü eksi uçtan girip artı uçtan çıkıyoruz. Sonra da R1'in eksi ucundan girip artı ucundan çıkıyoruz. O halde artı V1 yazıyorum. Öncekinden farklı değil mi? Öncekinde V1'i denkleme eksi olarak yazmıştık. Şimdi ise V1 pozitif. Ama bu da gayet işimizi görecek. Sonra V2'nin artı ucundan girip eksi ucundan çıkıyoruz. Yani bu bir voltaj düşüşü. O yüzden V2'yi eksi işaretiyle yazıyoruz. İşte bu sıfıra eşit olacak. Evet, farklı bir denklem elde ettik ama V1'in tanımı da farklı. Şimdi bu V terimlerini direnç ve akım cinsinden yazalım. Bu noktada işaretleme kaidesini çok dikkatli uygulamamız lazım. Şimdi içinde R1 geçen bir terime ihtiyacımız var ki ohm yasasını kullanabilelim. Ama dikkat edin burada çok dikkatli olmak gerek. Akım R1'e negatif uçtan giriyor. Öyleyse yazalım. V R1 eşittir eksi i çarpı R1. Mantıklı geldi değil mi? Eğer akım bileşeni eksi uçtan giriyorsa o akım ohm yasasına negatif olarak geçiyor. Yoksa hesaplar tutmaz. Denklemde yerini yazalım. Eksi i çarpı r1 yani eksi i çarpı 10. Bakın bu terim komple eksi işaretli oldu. Gelelim v2'ye. v2 bir önceki denklemdekiyle aynı. Eksi i çarpı r2 yani 20 eşittir 0. Denklemi Çaktırmadan süzülen bu eksi işaretini şimdi fark ettiniz değil mi? Çünkü pasif bileşenler için işaretleme kaidesini doğru uyguladık. Bu da denklemin bu denklemle aynı olmasını sağladı. Analizimize devam edelim. Kendime şöyle bir yaz yer açayım. 3 volt eksi i çarpı 10 artı 20 eşittir 0. Öncekiyle aynı eşitliğe ulaştık. Dolayısıyla aynı i değerini elde edeceğiz i eşittir 3 karşı tarafa eksi olarak geçer eksi 3. 10 artı 20 30'a eşittir. Karşıya atarsak eksi 30 olur. Eksi 3 bölü eksi 30 eşittir 0,1 amper. Bakın sonuç öncekiyle aynı. Aynı akım değerine ulaştık. Şimdi bir de voltajlara bakalım. Bakalım aynı voltajları elde edebilecek miyiz? Ama burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. V1 için referans aldığımız yön ohm yasasında bir eksi işaretine yol açıyordu. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sorun yok. V1 eşittir. Eksi i r1. O da eşittir. Eksi 0,1 amper çarpı 10 ohm. Eşittir. Eksi 1 volt. V2 eşittir. i r2 eşittir. 0,1 amper çarpı 20 ohm. O da eşittir. Artı 2 volt. İşte nihayet bir fark oluştu. Üstteki V1 voltajı burada pozitifti. Artı V1 volt değerine sahipti. V1'in yönünü değiştirdiğimizde buradaki eksi 1 volt değeri direncin bu terminalinin bu terminalinden 1 volt aşağıda olduğu anlamına geliyor. Ve bu burada olup bitenle tam olarak aynı şey. Yani bu iki voltaj aslında aynı anlama geliyor. Zaten V2 voltajları şeklinde aynı çıktı. Şöyle bir toparlarsak bu videonun amacı şunu göstermekti. Voltajları nasıl işaretlersek işaretleyelim. Kirchhoff voltaj yasası buralarda bir yerde işaretlerin icabına bakıyor ve sonuçta aynı cevabı buluyoruz. Yani devre elemanlarının işaretlerini belirlemenizi gerektiren böyle bir problemle karşılaşırsanız voltajların işaretlerini tahmin etme stresine hiç girmeyin. Bir yön belirleyin ve o yönle devam edin. Neresi pozitif, neresi negatif olacak? Bırakın aritmetik halletsin.